Medical Tourism Amerika'daki derneğin Avrupa kıta başkanıyım. Amerika ve Avrupa arasındaki medical tourism trafiğinin stratejini oluşturan kişilerden bir tanesiyim. En başındaki kişiyim. İngiliz Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyeliği, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin sağlık politikalı bilimsel üst kurulu üyeliği gibi bir takım ilave sorumluluklarım da var. Dolayısıyla biraz aslında sadece Türkiye'de değil, global Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Türkiye'ye, özellikle sağlık, turizm sektörlerinde uzman bir kişiyim. Özgür Alaz Bey reklamcı arkadaşımız çok güzel bir sunum yaptı. Pardon, ben onu unuttum sabah. Ya. Hakikaten çok iyiydi. Bir notum da arada var. Ben de konuştum ve bayağı not tuttum. Korkuyorum Özgür'ün ilgili. Unuttuk Özgür'ü. Şeyleri görünce diye söyledi ama korkunun ecele faydası yok. Biz adapte olmak, biz hazır olmak, biz dinamik olmak zorundayız. Çağa, ailemize, geleceğe, iş dünyasına, hayata, bilinmeyen geleceğe her şartta kendimizi donatmalı, donanım sahibi olmalıyız. Her zaman bilmediğimiz bir şeylerle karşılaşacağız. Hani kendisi burada yok şimdi ama hani korkuyorum diye bahsedince korkunun ecele faydası yok. Doğru. Sen hazır olacaksın demek istedim. O yüzden paylaşayım diye belirttim. Şimdi gelecekten, yapay zekadan bahsediyoruz, robotlardan bahsediyoruz. Derya Hanım'ın seyrettirdiği video son derece değerliydi. Biz aynı jenerasyonda işte dedemi bayramda telefon kuyruğa yazdırıp 3 gün su bayramı son günü ancak denk gelip dedem gelecek, PTT çağıracak, telefonda konuşabileceğimiz bir çağdan bugün benim babam kendi torunlarıyla, benim kızlarımla görüntülü bir şekilde kıtalar arası konuşur noktadayız. Türkiye ciddi bir geleceğe geldi bile aslında, çağ atlayarak geldi. Ben işin sağlık tarafında gelecekte neler olacak ondan bahsedeceğim. Çok da güzel bir zamana geldi aslında. 24-25 Ekim'de Swiss Hotel'de Future Healthcare İstanbul Kongre ve Fuarını organize ediyorum. Sağlığın geleceğinde yapay zeka ve robotlar. Sağlığın geleceğindeki yapay zeka ve robotları konuşuyor ve paylaşıyor olacağız ama aslında dünyaya gelmiş olan, var olanı biz Türkiye'de gelecek diye addediyoruz. Biraz bütün bunu Türkiye'deki sağlık sektörü pazarıyla birleştirmek hedefiyle ortaya çıktı bu organizasyonu yapmam. Neler var, neler gelecek? Şimdi artık bildiğimiz mesela giyilebilir wearable medicals diye bir sektör oluştu dünyada. Bu artık şu an dünyada aktif var olan çok değerli bir sektör. Türkiye'de daha yeni ne olduğu konuşuluyor, tartışılıyor. Biz wearable medicals, giyilebilir teknoloji, giyilebilir medikaller dediğimiz zaman aslında işte tansiyonumuzu takip eden saatimizden, Apple Watch'lar tarzı şeyleri tabii düşünüyoruz. Ama bunu, dünya bunun çok daha ilerisinde. Fuarda da zaten ürünlerin her biri, bunların üreticileri, yaratıcılarını da konuşmacı olarak davet ettim. Her biri bulunacaklar. IT Bra diye Amerika'da FDA onayını almak üzere bir ürün var. Bu bir sütyen. Eğer ailede genetik olarak meme kanseri varsa ailenin genç kızına bu sütyeni giydiriyorsunuz. Kanserli hücre ilk oluştuğu zaman haber veriyor ve tetkiklere gidiyorsunuz. Bir kardiyolojik takibi ihtiyacı olan hasta varsa nanoteknoloji tekstiliyle üretilmiş bir pijama. Bu pijamayı giyerek geceleri yatağa giriyor ve tüm gece boyunca kalp ritimleri, kardiyolojik takibini hastanın birebir kontrolünü yapıp gerekli hastanesi doktorlarıyla tüm süreci paylaşır noktada. Bu hafta içerisinde medyada hepiniz takip etmişsinizdir. Çok değerli MIT Üniversitesi'nde bir hanımefendi, Türk hanımı gurur duyacağımız hepimizin, Doktor Canan Dağdeviren. Ben de haberde öğrendim. Kendisini de kongreye davet üzere irtibata geçtim. Aynı bu, şu an IT Bra'nın bir benzeri elektronik bir sütyen üretmiş durumda. Daha önceki icatlarından bir tanesi pili bitmeyen kalp pili. Enerjisi bitmeyen kalp pilinin de mucidi aslında. Şimdi aynı sütyenin benzerini kendisi de üretmiş. Dolayısıyla işin ben artık biraz sağlık sektör kısmında paylaşıyorum. Medikal turizme, sağlık turizmine baktığımız zaman da bu zaten dijital dünyada ilerleyen bir sektördü. Lokal sağlıklar bu dijital dünyaya şimdi kendini adapte etmeye başladı. Dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna elektronik ortamda bütün tetkikler zaten transfer edilip, gönderilip, paylaşılıp ameliyata uygun ise bir başka ülkeye sağlık ameliyatı ihtiyacı için seyahat eden binlerce, hatta artık milyonlara ulaşmış insan var zaten tüm bu dijital sağlığı kullanan. Bunlar artık daha derin, daha farklı boyutlara ulaştı.
Mesela Hollanda hükümeti yaşlı sayısının çok yüksek olmasından dolayı evde bakıma muhtaç hastalarının tatil yapamadıkları için, sosyal yaşama adapte olamadıkları için, çünkü sürekli bir sağlık takibi içerisindeler, bunlara bir çözüm üretmemiz gerekiyor, ne yapmamız lazım dediler ve yapay zeka ile üretilmiş bir yazılımları var şimdi. Benim de danışmanlığını yaptığım Türkiye pazarındaki bir organizasyon. Türkiye'deki şu an 5 yıldızlı otelleri dolaşıyorlar. Bir cihaz ürettikleri, bir dijital cihaz. Bu cihazı bu 5 yıldızlı otel çalışma anlaşması noktasına varıyorsa, kendi aile otel hekiminin veya iş yeri hekiminin bulunduğu odaya bu cihaz yatırımını yapıyor. Dolayısıyla hasta, sürekli takip yapılması gereken hasta artık Hollanda'dan gelip birkaç ay kalabilmek kaydıyla veya 15 günlük tatilini yapmak amacıyla bile gelip Türkiye'deki bu otellerde konaklayıp kendi doktoruyla otel doktorunun bu cihaz üzerinden tüm tetkiklerini, tüm takiplerini yapabildiği bir sistem, yazılım gerçekleştirdiler. Bunun gibi aslında sağlıkta hani birkaç tane özellikle dünyadan örnek vermek istedim. Aklınızda biraz daha farklı şeyler canlanması için. Lufthansa'nın healthcare sağlık çözümünde çok eski yıllara dayanan, Orta Doğu'dan özellikle Almanya'ya çok ciddi bir hasta trafiği, medikal turizm boyutunda özel aile departmanları olduğunu biliyorum. Çok ciddi yatırımları olduğunu biliyorum. Ki artık yeni bu yapay zeka sağlıktaki ve havacılıktaki de artık dijital dönüşümde herhalde daha aktif çalışmalar olacak. Aynı anlaşmayı Türk Hava Yolları şu an firmayla da görüşüyor. Dolayısıyla uçak bileti aldığımız zaman bir kıtalar arası seyahate takibimin yapılması gereken bir hastaysam aynı yazılımı o dijital ekranlara yükleyip benim de rahatlıkla doktorumla görüşebildiğim bir platformda uzun yolculuğumu gidebileceğim şekilde görüşmeler de var. Yani artık yakında uçakta kendi takibimizi, sağlığımızı kontrol edebilecek noktaya geleceğiz. Çok uzatmayacağım, 5 dakikayı aşıyor çünkü bu ve bunlardan daha fazlasını bizzat üreticisi ve yaratıcısından hem dinleyebilme hem detaylı her şeyi kendi ülkemize görebilmesi için 24-25 Ekim'de Swiss Hotel'de zevkle sizleri görmek isterim, ağırlamak isterim. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Future Healthcare İstanbul. 24-25 Ekim Swiss Hotel. Şimdi çok teşekkür ederiz Selin'e. Ben bir iki bir şey ekleyeceğim. Biz hangimiz, her birimiz bir otele gideceğimiz zaman işte ben neden bu oturumun başı oldum? Belki Melekçe bilerek veya bilmeyerek ben eş kontenjanından turizmciyim. Benim eşim 30 senedir turizm sektöründe olduğu için bir kenarından hep izliyorum turizmi. Bir yere gideceğimiz zaman mesela giriyoruz otele bakıyoruz nedir diye. Ve ben yeni kitapta bahsettim, influencer, influencer marketing diye, influencer pazarlama diye çeviriyorlar. Influencer'a kimse, bizim hiçbir Türk pazarlamacı bir şey koymamış, herkes influencer diye kullanıyor. Ben yönlendirici pazarlama dedim ona. Şunu biliyoruz ki, Neslihan bahsedecektir influencer'lardan, nasıl kullanıyorlar influencer'ları. Şunu biliyorum, çok fazla kullanıyorlar, çok iyi yönetiyorlar o işi. Neslihan'a geçmeden önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum yapay zeka ile ilgili. Ben insan faktörü içinde olmazsa yapay zekanın çalışmayacağını düşünüyorum. Ve bunu da bilmiyorum Kemal katılıyor mu? En son Boeing Max'ler örneğinden vermek istiyorum. İki tane çok büyük kaza oldu yapay zeka yüzünden. Çünkü pilotlar uçakları kontrol edemedi. Ve biliyorsunuz eğer başka bir şirket olsaydı Boeing dışında batardı. Toparlamaya çalışıyorlar ama orada uçaklarda yapay zekanın kullanılması bir şekilde insan faktörünün olmaması ben pilotların şeylerini de duydum kontrol edemiyoruz uçakları toparlayamıyoruz dediler. Onun için yapay zeka konusunda mutlaka insan faktörü olması gerekiyor ve ben Neslihan'a devrediyorum. Öncelikle herkese merhaba. Sevgili Cengiz Bey'e, İTO yöneticilerine ve Menekşe Hanım'lara çok teşekkür ederim bu güzel platformu sağladıkları için öncelikle. Çırağan Palas Kempinski İstanbul'un lokal ve uluslararası pazarlarda stratejik iletişiminin tüm koordinasyonundan sorumluyum. Fatih Bey'in bahsettiği konuya şöyle geleceğim. Elbette tabii ki hepiniz iç turizm, dış turizm farklı sebeplerle seyahat hepimizin bir şekilde hayatında.
Peki seyahat hayatımızdayken aslında bunu seyahat kararını etkileyen faktörler hayatımızda dijitalleşmeyle birlikte nasıl değiştirdi? Buradan başlayarak aslında o noktaya gelmek istiyorum. Şöyle ki bireysel olarak öncelikle düşündüğümüzde artık ne yapıyoruz? Bir yere gideceğimiz zaman işte genel bir arama, işte Google ya da farklı platformlardan arama sonuçlarından yorumları okuyoruz. Yorumları okuyoruz artık, değil mi? Sadece sonuçlara bakmıyoruz. Yani sadece bir kurumun söylediği bizim için artık ne kadar önemli? Çünkü hani ne yapıyor? Tabii profesyonel ekipler fotoğraf çekimlerini yapıyor, profesyonel metinler yazıyor, güzel web siteleri hazırlıyor ama artık bu tüketici için yetmeyen bir hal aldı. Artık başkalarının o kurumla ilgili ne söylediği onlar için çok daha önemli. İşte bu noktada kurumlar için etki, işte o kanaat önderlerinin ne söylediğinin önemi daha fazla artıyor. Bakın son zamanlarda yapılan son bir genel bir açıklamada şöyle bir durum var. Turizmciler ve seyahat edenler çok iyi bilirler. Farklı farklı yorum platformları vardır. İşte TripAdvisor gibi, işte Booking.com gibi, Expedia gibi. Konaklarla ya da konaklamadan önce misafirler, bizim sektörümüzde müşteri demeyiz onlara, misafir deriz. Konuklarımızdır çünkü onlar bizim. Misafirler gitmeden evvel bakarlar, yorumları okurlar ve buna göre karar verirler. Gidelim mi, gitmeyelim mi diye. Artık bunun oranı %84'e ulaşmış durumda. Yani %84 oranında konuklar bir yere gitmeden evvel, seyahate karar vermeden evvel o oranda etkilenip ona göre karar veriyorlar. Tabii bu süreçte de farklı farklı platformlardan etkileniyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela sosyal medya. Sosyal medya artık hayatımıza, günlük hayatımıza girdi. Bunun aksini kabul etmek artık gerçekten trendleri kaçırmak demek oluyor. Dolayısıyla kurumlar da kendilerini buna göre adapte ediyorlar. İletişim kanallarına göre bazen bu B2B olabiliyor, bazen B2C olabiliyor. Bizim tarafımıza bakacak olursak, Çırağan Palas Kempinski, tarihi 17. yüzyıla dayanan, hepimizin hayatından bir şekilde geçen, son derece duygusal bir bağ kurduğumuz bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada iletişim yapmanın çok hassas dengeleri var. Şimdi biz Vasfi Bey ile konuşuyorduk, Vasfi Bey güzel anılarını paylaştı Çırağan'ın açılışından. Yani kiminle konuşursak bir şekilde hoş bir anısının olduğu, hiç gitmese dahi önünden geçerken biz çok görüyoruz şimdi tabii günlük hayatımız o yolu çok kullandığımız için Çırağan Caddesi'ne. Ben o kadar çok kişi görüyorum ki işte demirleri vardır, yüksek duvarları vardır Çırağan Sarayı'nın önünden geçerken. O demirlerin arasından telefonuyla gençler, belki gelecek maddi anlamda bir geliri yok ya da gelme ya da içeri girme eğilimini yaratacak kendine güveni bulamaya olabilir. Telefonla böyle bir selfie hareketiyle selfie çekip sonra tabii biz bunu sosyal medya trackingini yaptığımız için görebiliyoruz. Sonra diyor ki belki bir eşine ya da bir erkek arkadaşına bir gün belki diyor. Çırağan Sarayı'yla fotoğrafını koyuyor. Yani şimdi acayip duygusal bağların olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Peki şimdi biz neden sosyal medyadayız? Çırağan Sarayı'nın Türkiye'de, dünyada Çırağan Sarayı'ndan gelin görün deme ihtiyacı mı var? 17. yüzyıla dayanan dedik ama trendleri kaçırmamak elbette, iletişimi stratejik bir şekilde yapmak ve doğru yönlendirmek, doğru kanaat önderleriyle. Çünkü bugün Vasfi Bey'in, Fatih Bey'in belki Instagram'larında, Twitter'ında Çırağan'da bir toplantıya katılabilir. Onların ne yazdığı benim için çok önemli. İletişimini yöneten kişi olarak. Aynı zamanda mesela Derya Hanım bir kahve içmeye geliyor. Onun da ne yazdığı benim için çok önemli. Artık ben kurum için onların ne yazdığıyla, ne görsel yükledikleriyle daha çok ilgileniyorum. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu noktada da işte influencer marketing dediğimiz konu devreye geliyor. Biz insanları seyahat eğilimine hazırlarken onlara nasıl ilham veriyoruz? Şimdi ilham vermek artık bizim için en önemli şey. Domine eden aslında sektörü konu oldu. Hem lokal pazarda hem de uluslararası pazarda benim otelime kişi nasıl gelebilir? Şimdi benim otelime gelmesinden önce destinasyona nasıl gelebilir? Eğer yurt dışından birisini hedefliyorsam. Destinasyondan etkilenmesi için ne yapmam gerekiyor? Benim eğer sosyal medya özelinde konuşuyor olursak benim İstanbul'la ilgili tanıtım yapmam gerekiyor. Benim yeri geldiğinde belki bir kişiyle hiç İstanbul aklında yokken diyorum ki Kapadokya'ya geliyor belki. Önce İstanbul'da dur. 2 gün orada konakla şuralara geç. Oradan Kapadokya'ya bağlı. Eğer işte yaz dönemiyse Çeşme, Alaçatı'ya gidebilirsin. Ne oluyor? Bir destinasyon tanıtımına dönüyor konu. Yani önceki ürünü pazarlamaktan çok turizmde, dijitalleşmeyle birlikte destinasyonun tanıtımı çok çok önemli. İnsanlara nasıl ilham yarattığımız çok önemli. Artık görsellik dijital dünyada
gerçekten çok büyük önem taşıyor. Evet, kelimelerin gücü her zaman çok çok önemli. Konuşurken bile evrene ne söylediğimiz kelimeler de elbette çok kıymetli ve değerli. Ama bir o kadar da görselliği çok önemli. Bu noktada biz de ciddi bir efor sarf ediyoruz. Influencer marketing bizim için çok stratejik bir şekilde yönettiğimiz bir iletişim tarafı diyebilirim. Onun dışında da aslında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de buna ayrılan, genel olarak dijital iletişime ayrılan bütçelerin aslında firmaların arttırılması yönünde. Ben her katıldığım panelde ya da konuştuğum profesyonelde mutlaka bunun tavsiyesini veriyorum. Lokal ya da uluslararası bir marka olması hiç önemi yok. Dijital pazarlamaya ayrılan bütçelerin artması gerekiyor. Biz kurum olarak hep bunu hedefleyerek önümüzdeki senede şu anda var olan bütçeden daha da fazla bir bütçe ayırarak ilerliyoruz. Çünkü gerçekten bunun direkt olarak geri dönüşümünü alabildiğiniz ve bunu da ölçümleyebildiğiniz bir platform. Şimdi iletişim, işte PR uzmanları var bu şu anda bu salonda. Çok kolay ölçümlenemeyen, her zaman bir beta, yani böyle bir şey açık bir konudur. Ama dijital tarafta bir aksiyon yaptığınız zaman rakamlarla bunu ölçümleyebilirsiniz. Tek başına yeterli midir? Hayır. Tabii ki gelenekler, tabii ki pazarlama, tabii ki satış, hepsi bir bütün. Ama kesinlikle domine eden parçalardan bir tanesi olmak zorunda. Ve bitirirken de ama ne olursa olsun insan dokunuşunun önemi. Kesinlikle. Şöyle bir örnek verebilirim. Kempinski olarak, Trump Palace Kempinski İstanbul özelinde de tabii ki çok güzel web sitelerimiz, sosyal medya kanallarımız, son derece eforlar sarf ediyoruz, dijital pazarlama kanallarımız, ama günün sonunda ve lüks segmente de baktığımızda karşıda bir muhatap görmek istiyorlar ve elbette o insan dokunuşunun önemini, altını mutlaka çiziyorlar konuklarımız. Misafirlere verilen hizmet gerçekten insan dokunuşu mutlaka olması gerekiyor. Bir örnek, farklı bir lüks segmentten şunu verebilirim. Daha bugün yoldayken tekrar gördüm. Dior markası, bilirsiniz işte dünyadaki sayılı lüks markalardan bir tanesi. Son derece global anlamda pazarlama, iletişim hareketleri var, aksiyonları var. Bugün yolda gelirken, onları ben de sosyal medyadan tabii işim gereği de farklı lüks markaları takip ediyorum. Dior'un yeni bir çantası var. İşte yanlış hatırlamıyorsam 20 bin euro mu, 15 bin euro mu, bu acayip bir rakam. TL cinsinden düşündüğümüzde. Dior yeni çantasının lansmanını şöyle yapıyor Instagram'da. O çantanın ilmek ilmek nasıl yapıldığının adım adım anlatıyor bir videoda. Ve sonrası en son satın almaya yönlendiriyor. Ve Dior, hani Dior markasının buna ihtiyacı mı var? Hani globalde ne kadar tanınan her genç kızın hayallerinden bir tanesi değil mi? Dior çanta neden olmasın? Değil mi? Kim hayır der? Ama Instagram'da işte kendini etiketleyerek, fiyatlarını yazarak, şimdi düşündüğünüzde lüks bir marka niye bunu yapıyor? Ama iletişim dili de çok değişti artık. O çanta nasıl yapılıyordan başlıyor ve sonra satışa yönlendiriyor. Dolayısıyla lüks iletişimde, dijitalde deneyime yönelik ve insan faktörünü unutmadan iletişim stratejilerimizi yapmak çok çok önemli. Çok teşekkürler Neslihan. Ben hani herkesin bir anısı vardır dedi ya, benim de iki tane anım var. Onu anlatacağım ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Pazarlama ve satışla ilgili. Şu anda satış ve pazarlamada en önemli konu, ürünü tavsiye eder misiniz? Bazen bilirsiniz, bir araba için bir servis alırsınız veya bir otele gidersiniz, sonra ararlar. Tavsiye eder misiniz diye. Aslında en önemli konu başkalarının sizin ürününüzü tavsiye etmesi. Nokta. O müşteri tavsiyesi numara bir. Şimdi burada influencerlardan bahsederken, bir influencer veya tanınmış biri eğer sizin ürününüzü kullanıyorsa onun fanları da o ürüne meraklılar bir defa. Dolayısıyla yeni pazarlamada, yeni nesil pazarlamada en çok üstünde durduğumuz konu, tavsiye eder misiniz? Hı hı. Tavsiye ediyorsa nokta atış. Evet. Belki 10 sene önceydi. Havuz başında oturuyorum. Gözümde gözlükler, güneş gözlüğü. Uzaktan biri geliyor. Üniformalı. Milletin gözlüğünü alıyor. Evet. Ya dedim, bu ne yapıyor? Her dersimde anlatırım bunu. Bir müşteri şeyi olarak, hizmet servisi olarak. Bana da geldi. Gözlüğünüzü alabilir miyim dedim. Verdim gözlüğü. Çok güzel bir şekilde gözlük camını sildi, verdi. Bakın, o kadar güzel bir müşteri servisi ki hiçbir maliyeti yok. Fakat senelerdir beni konuşturuyor. Stajyerler bunu gayet
hemen hemen sıfır maliyetle yapılan bir konu. Fakat beni 10 senedir konuşturuyor. Bütün peki derslerimde bunu anlatıyor. Aynen, devam ediyoruz. Gördün, bu sene Bodrum'da aynı şey vardı. Çok hoşuma gitti. Başka bir yerde de görmedim bu olayı. Peki. Ben çok fazla tutmayacağım ve duayen en son artık kapanışı, finali artık az soru yapar. Şeyi dinleyelim Vasfi abi. Bizim anlatacaklarımız öyle 5 dakikaya sığmasın ama abi sen sabaha kadar konuşuruz da. Şu anda şuradaki topluluğun en yaşlısı. 1970, ben de 2 numarayımdır bu arada herhalde. 1974 yılında gazeteciliğe başladım. Turizm, ilk turizm gazetecisi benim Türkiye'nin. 1974'te şimdi olmayan gazete Son Havadis'te Antalya'nın o güzel Konyaaltı sahilinin fotoğrafını çekerek ilk haberimi yaptım. Turizm konumu. Sonra Turizm Dünyası dergisini yayınlamak bana kısmet oldu. Türkiye'de sektörel yayıncılıkta yani namımızı yaptık. Rahmetli Özal'ın da bu konuda prenslerinden biri olma şerefine nail oldu. Turizm bizim ilk aşkımız. Bıyıklarımı bile turizm yüzünden kestim. 1990 yılında Sheraton Voyager'ı açıyoruz. İlhan Aküz'üm yanıma geldi, Turizm Bakanı. Asfi'cim dedi, biz karar aldık. Turizmle ilgili herkes bıyıklarını kesecek. Yakışmıyor. Türk erkeği bıyıklıdır bilmem nedir. O güzelim sarı bıyıklarımı kestim böyle vücudumla. Bak Şahin sarı kapıyor gibi. Şimdi bıyıklarını. Şahin bıyıkları kapıyor. Evet, sarı. Öyle kara bıyık değil. Kara bıyık herkes de var. Neyse. Böyle geldik. Turizmin içindeki en önemli boyutun yeme içme olduğunu öğrendik. Türkiye turizminin en önem vermesi gereken şey gastronomisidir. Yemek içme konusudur ve ülkemiz şu anda sevgili Kemal bütün dünyayı gezmiş bir uçak yöneticisi. Uçakçı. Bu kadar zengin, bu kadar zengin çeşidin bir arada olduğu vallahi ikinci ülke yok. Sabahleyin Kastamonu'yu anlatan bir basın toplantısındaydım. Dijitalle ilgili bölüme geleceğim. Bir iki dakika daha. Şu var. Ya sevgili kardeşim, yıllardan beri insanlar, bak ben 1987 senesinde Toskana'ya gittim. Ondan sonra 92'de bir daha gittim. 98'de gittim. Toskana. Herkesin hayallerinde Avrupa'da Toskana'ya gitmek var. Niçin? Yemek yemeye. Şefin şatosunda kalıp sabahleyin de otelden farklı bir ücret ödeyerek şatoda kalıp sabahleyin şefin jambonlu yumurtasını yemek. Bunun için 300 euro fazla veriyor ya. 300 tabii. Euro normal otel fiyatından fazla para veriyor. Kastamonu, Toskana'ya. Yani, 5 basar. Hani kaba tabirle 5 basar. O kadar çeşit var. O kadar zengin denizi, ormanı vesairesi vesaire. Gelelim bu işe. Demin sevgili hocamın bahsettiği konu artık ticari bir boyut aldı, bilgin olsun. Evet. Ben yiyorum. Doğru. Ben yiyorum. Bunu Instagram'da yayınlıyorum. Evet. Diyorum ki uf, bu burgercinin burgeri başka kardeşim. Yazmışım altına. Oo, 80 kişi oraya gidiyor. Ha şimdi bakınız. Meşhur bir adam bunu söylediği zaman ya, almıştır para da diyorlar. Derler. Ama sıradan vatandaş evet. Bunu yazdığı zaman
daha büyük ilgi. Evet, doğru. Sonra o sıradan vatandaşlar kendilerini artık blogger, influencer vesaire vesaire böyle bir sıfatlar altında hadi bakalım kurun sofraları biz geliyoruz diye restoranları taciz etme boyutuna kadar giriyorlar. Ve bundan üstte para istiyor. Yayınlayacağım, bana 3.000 lira ver, 2.000 lira ver. Hadi yabancı değilsin, ailece yemeğe de geliriz, sen 1.000 lira ver. Bu boyuta geldi. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Yani dijital. Dijital olayın gastronomi sektöründeki en önemli göstergesi rezervasyon sistemleri. Zomato. Bu bir, iki, getir götür sistemleri. Bunların hepsi dijital ortamdan yönetiliyor. Bu da güzel. Esas önemli olan ve ihracat, diğer boyutlara hizmet veren teknolojideki dijital. Ne teknolojisi? Endüstriyel mutfak teknolojisi çok önemli. Biliyorsunuz. Otellerin hayatı orada. Mutfak olmayan otel, otel değil. Çamaşırhanesi olmayan otel, otel. Eyvallah. Çamaşırhane. Usulen yapıyorlar. Ama dışarıya çamaşırları gönderiyorlar, yıkatıyorlar. Fakat otelde bu olmaz. Şimdi sizin otelinizi tercih ediyorum. 5 yıldızlı, o Hilton'ları falan tercih ediyorum. Yani bunlar dünyadan rezervasyon alarak gelen insanların geldiği otel. Ama bir de mahalle aralarında, sokak aralarında serpiştirilmiş otellerimiz var. Bunlarda da dijital boyut yok mu? Bunlarda da var. Bunlar mutfak sistemlerini artık ölü yatırım olarak görmeye başladılar. Çünkü otellerdeki restoranlara yemek yemeye gitmiyor insanımız. Buna bir çare bulunması lazım. Bunu birlikte arayalım, bir başka seferde arayalım. Günah o kadar yatırım. Şimdi bu endüstriyel mutfaklarda öyle bir dijitalleşme boyutu var ki akıllar almıyor. Yani bir fırın görüyorsunuz, birkaç değişik unsuru bir arada pişiriyor. Bir fırın görüyorsunuz, aşçı başının sesini tanıyor. Burada hadi başla dediği zaman fırın tık çalışmaya başlıyor. Bir dijital alet görüyorsunuz, hindiye saplıyorsunuz, hindinin ne derecede içinin etinin piştiğini görebiliyorsunuz. Bu hızlandırdı. Gastronomiyi hızlandırdı. Şimdi marketçilik de tabii bir yerde, bu da yeme içme konusuyla ilgili bir bugün balık çok çıktı. Efendim kilosu 10 lira. Bir gün sonra kalmadı, bitti, 30 lira. Bu elle yazıyorlar, üstüne koyuyorlar. Olmaz. Bu Avrupa'da dijital etiketler var. Bütün marketler zinciri. Bu marketler zincirinin hepsinde aynı anda aynı ürünün fiyatı domatesin değişiyor. Nereden değişiyor? Merkezden değişiyor. Bir tıkla değiştiriyor. Etiketler aynı yerde duruyor. Rakam değişiyor. 9.90 oluyor 19.90. Aynen. Gibi yahut neyse de. Şimdi bunlar Türkiye'ye de geldi artık. Türkiye'de de marketlerde bunlar kullanılmaya başlayacak çok yakında. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Hatta bu yazılımları yerli yapmaya başladılar. Bizim gençlerimiz. Dijitalleşmeyi
rezervasyon sistemleri ve mutfak içinde önemsiyor. Ama daha önemli olan insansız dijitalleşme olmaz. Olmaz, mümkün değil. İnsansız yapay zeka olmaz. Aynen katılıyorum, olmaz. Mümkün değil. O hissi alamaz. O robot hissi alamaz. Ama yapay beyin nedir? Onu da bilemem yani. Biz görmeyiz. Siz görürsünüz. Biz görmeyiz. Şimdi benim için önemli olan lezzettir. Lezzet, mekan, malzeme, mutfak ve marifetin toplamından elde edilir. Bütün bu yapılan hizmetlerin en ucunda yakalanması gereken zirve, çıkılması gereken zirve lezzettir. Dünyada benimkinden başka Lezzet Derneği ve bunların federasyonunu kuran ülke yok. İlk ve tekim. Lezzet Dernekleri Federasyonu olmayan şeyleri yaptı. Dördüncü kez bu yıl 2020'nin başında olimpiyatlara tekrar katılıyorum. Şimdi biraz önce birkaç telefon geldi. Sevgili Kemal'in konuşmalarını kaçırdım, bazı bölümlerini. Nişantaşı Üniversitesi'nde görüştüm. Tevelli Heyet Başkanı Levent Mardı. Levent'le görüştüm. Ve Zeynep Hoca. Zeynep. Görüştüm. Öyle mutlu oldular ki söylediğim şeyi. Gayet de sıradan bir şey söyledim. Dedim ki artık kaşarlanmış bu aşçı başılarını götürmeyeceğim. Üniversitelerin bu yıl mezun olan en başarılı aşçılık bölümü mezunu taze şefleri götüreceğim. Çünkü bunlar internet sayesinde bütün dünyadaki şefleri takip ediyorlar. Artık bizim Bolulu aşçı başıları gibi hadi oğlum şuradan peçeteyi ver bakayım deyip içine atacağını atıp da gel karıştır diye vermiyor. Adamlar bütün detaylarına kadar, dizayn şekline kadar aleni gösteriyorlar, videolarını çekiyorlar ve bütün dünyaya bunu bir bedel dahi almadan servis ediyorlar. Bu genç çocuklar bunlarla büyüyor. Bir iki böyle 5 yıldız, 4 yıldız otelin ekzekutif şefi, pastry şefi bunlarla muhabbet ediyor. Hadi bana bir fikir söyleyeyim. Şöyle uçuk bir şey olsun ya. Başkanım ama bu çocuklardan birine sorduğum zaman işte o diyor bizim pastırmamız var ya diyor. O diyor bilmem neyle karidesle diyor şöyle yaparız böyle yaparız böyle. Vallahi hayal etmeye başlıyorum. Öyle de güzel bir şey. Fikir. Çünkü bunlar görüyorlar. Bakıyorlar. Dijitalleşme hakikaten çok gerekli. Kesinlikle. Artık bizim gibi yaşı 70'e gelmiş olanlar için de gerekli. Gençler için mecburi. Bize ihtiyari, onlara mecburi. Doğru. Evet. Tabii. Konu budur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yani Vasfi abi gibisi arkadan gelen de yok zaten. Bu benim laflarımı İstanbul dergisinde hepimizin yazıları var orada. Evet. En arka sayfa bana aittir. Tamam. Bilginiz olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir şey ekleyeceğim çok kısa. İstanbul'da benim de bu röportajım
var. Bahsettiğim konuyla birlikte bahsettiğim konuyla alakalı, röportajla alakalı bir şey söyleyeceğim zaten. Ben Uluslararası Down Sendrom Federasyonu Strateji Kurulu Başkanıyım. 32 ülkede hizmet veriyoruz. 18 yaşını doldurmuş Down sendromlu çocuklara istihdam projesi üzerinde çalışıyorum. Çok güzel. 9 tane şef yetiştirdik. Mart 31 Mart Dünya Down Sendrom Günü'nde Sayın Mehmet Ersoy Bakanımıza diplomalarını verdirdik. Şu an Hilton, Sheraton, Beşiktaş otellerde çalışmaya da başladılar. Sizin bu olimpiyatlara götüreceğiniz aşçılarımızın içerisinde Down sendromlu şeflerimizin içinden de olabilirse çok mutlu oluruz. Ben o koca koca, şimdi MasterChef olan o parmaksız Mehmet dahi bunlardan öyle yandım, öyle çektim, öyle yani bana itaatkar, laf dinleyen, bir şeyi ikinci kez asabi adam. Tansiyonum yükseliyor, şekerim yükseliyor, sinirleniyor. Ya ben seni buraya olimpiyatlara taşımışım, getirmişim. Niye getirdim? Bir farklı bir şey yap da şu tabağa koy. Allah'ın Fransızı, İngiliz'i, Hollandalısı, İspanyolu bilmem nesi buna helal olsun şu Türk'e bak ya. Ne yapmış desin diye götürüyorum. Yok, akılları bata gitmek, bara gitmek, bilmem nereye gitmek. Yani öyle. Bunlar, şimdi bu genç çocukları onun için istiyor. Bunlar daha ana baba kuzusu sayılırlar. Onlarla daha kolay başa çıkarım diye. Yaşım ilerledi. Uğraşamam. 2008'deki vasfi bakmam değilim. Ama şimdi çok teşekkür ederiz. Çok değerli katkısı için. Vasfi abi gibi biri arkadan gelmiyor. Onu söyleyeyim. Herkes burada değil mi? Doğru söylüyorum. Bir şey daha ufak ilave edeceğim. Bu çocuklar için ve kendilerini mutfağın kralı, kraliçesi görmek isteyen insanlarımız için Boğaziçi'nde, Beykoz'da, denizin içinde bir yalıda demo mutfakları kurdum. Herkes malzemesini alıp gelsin, eşini, dostunu, müşterisini, akrabasını, sevdiklerini, İyi ilişkiler farklı boyutlara taşımak istediği insanları alsın gelsin, çok onlara güzel şovlarını yapsınlar. Bu Avrupa'da çok yaygın biliyorsun. Hep de bunları nerede yapıyorlar biliyor musunuz? Bodrum katlarında, sokak aralarındaki dükkan bozmalarının içinde bir tane mutfakla falan. Burada 3 tane mutfak var. Lebiderya deniz var. Yanda marinan var. İsteyen denizden motorunla gelsin, iskelemize park etsin, iskelenin üstünde de 20 kişiye Tabii. kadar sofra kurabiliyorum, şef table. No. Orada şef yaptıklarını, table. Yaptıklarını yesinler. Yapalım bir şey orada. Bir aktivite yapalım. İmza günü yapalım. Özel mekan. Abi özel bir şey yapabiliriz orada. Bir imza günümüzü, bir lansmanımızı yaparız. Yeni kitabın imza gününü yapacağız orada. Endüstriyel büyük mutfağım var, bir yarı amatör mutfağım var, bir de amatör mutfağım var. Süper. Görülesi bir yerdir. Tamamen teknolojiktir. He. Süper. Bütün cihazlar, her şey, aspiratörler bile böyle asansörlü kendi iner çıkar. Tamam, bir yaparız bir şey mutlaka. Aşçının boyuna göre yahut yapan insan. Cengiz Bey, not alalım mı bu işi? Tamam. Orada da gastronomi, mutfak sanatları bölümü var. Biliyorum var, Engin'i de tanırım. Evet, mütevelli yani başkan var. Bütün başkanları tanırım da. Engin'i de tanırım ama onlar daha yeni başladılar. Yeni dün bir, bugün evet, iki. Evet. Ben mezun olmuş, yani mezun vermiş okullardan alacağım. İşte Okan'dan, Nişantaşı'ndan, Özyeğin'den, Bahçeşehir'den falan bunlar gibi ve vakıf üniversitelerini tercih ediyorum. Biz de vakıf üniversitesiyiz. Sizinki Beykoz mu? Beykoz. O bir de orada Meryem kız var. Ben tanırım onu. Babası yemekçidir. Cateringçi. Değil mi? Evet. Engin'in kızı Gülen. Meryem. Onlar daha mezun vermedi. Evet.
Takip ediyorum. Yani belki görmek için gelebilir. Ben Mehmet hocama da söyledim. Mehmet Uzun. Gelsinler orada şov yapsınlar. Hı hı. Değişik şeyler. Yani manzara müthiş. Mutfaklar müthiş. Tamamen teknolojik, dijital. Oranın da gastroyalı diye şeyi var. Sosyal medyası var. Oradan da bakabiliriz. Şimdi bu güzel yeni gençlerimizi dünyaya tanıtmak için olimpiyatlara çıkaracağız. Sevgili kardeşime de olimpiyatlar Almanya'da yapılıyor. Sponsor şimdi, olacak Kemal değil mi? Vallahi, tamam, Lufthansa sponsorluğunda. Başımın tacı oldu. birileri olacak. Ama niye Lufthansa? Çünkü bizim şeyimiz, derneğimiz Berlin merkezli dernek. Eurotürk Chefs Club e.V. Bir de yeni derneğimiz var. Şu anda kuruluş halinde. Herkesin, yani gastronomiyle ilgili herkesin onun içinde olmasını isterim. O da Eurotürk Delikatessen Misyonare e.V. Yani Türkiye'nin, Avrupalı Türklerin lezzet elçileri derneği. Zamanında bu Şender Ötüsel'leri kurmuş Fransızlar. Niye kurmuşlar? Bu gurmeliği, efendim Fransa'nın peynirini bilmem nesini dünyaya yaymak için. Üç tane Türkiye'de Şender Ötüsel derneği var ya. Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da. Şimdi biz de artık yavaş yavaş Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya buralarda, işte kardeşim orada Viyana'dan Gastrovision TV'miz yayına giriyor. Süper. Viyana'dan, Avusturya'dan IPTV yapıyoruz. Bunun içinde Türkiye'nin güzel şaraplarını da koyacağız. Efendim zeytinyağlarını da koyacağız. Bunlarla yapılmış yemeklerimizi de koyacağız. Acıktık abi, öyle bir anlattın ki yani. Değil mi? Ha yani gaza geldik yani. Cengiz sen şahitsin. Ben gelirim ama milletin salyasını akıtırım dedim değil mi? Akıttı zaten. Gel dedim. Daha beni bırakırsan daha neler. Peki.